Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine karşınızda Türkçe bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Bengalmaster B12 yeni jenerasyon CNC makinamızı Türkçe videolarla da tanıtıyoruz. Harun Usta bizimle beraber ve bize bu videoda takım değiştirici ile ilgili daha fazla derinine bilgi verecek. Bengalmaster nedir? Bengalmaster sizin için, altın imalatçılar için geliştirdiğimiz ve pek çok hareket yapabilen, sizden gelen talepler doğrultusunda farklı özellikler eklediğimiz bileziğin, alyansın, küpelerin, değişik altın, kuyumculuk objelerinin üzerine çeşitli desenler yapabilen, çok gelişmiş, toplam 12 eksen harekete ulaşan bir CNC makine. Bengalmaster video serimizin bu bölümünde makinenin takım değiştirici özelliğini anlatıyoruz ve 10 tane takım değiştirme özelliği var. Bu 10 tane farklı kalem demek. Bu kalemleri kombine ederek çok farklı modeller yapabiliyorsunuz. Peki kaç tane model yüklü olarak Bengalmaster'ın içinde geliyor? Makinemizin içine 2000 taneye yakın model biz kendimiz koyuyoruz fabrikada. 2000 civarında yüzük, alyans, karışık modeller var. Aynen, bizim evet. Yıllardır model piyasa için model geliştirirken yaptığımız modelleri bunun içine de koyuyoruz. Bunlar zemin, nokta, line dediğimiz, yol dediğimiz farklı çeşit modeller oluyor. Ama müşteriler kendileri de istediği kadar... Peki kendi modelini yüklemek istiyorsa zor bir işlem mi, kolay bir işlem mi, nasıl? Yok, bir sadece bir USB'den istediğiniz kadar, yani binlerce, on binlerce model istediğiniz kadar makineye yükleyebilirsiniz. Herhangi bir limit yok yani. Ben çizim için AutoCAD kullanıyorum. Mesela başka hangi programları kullanabilir arkadaşlar? Yani AutoCAD, ArtCAD var mı? Type3... Öyle bir sınır yok. Makinemiz DXF formatında ve U00 formatında çalışıyor. Yani hem G-code vererek çalıştırabiliyorsunuz hem de sadece 2 boyut DXF çizim vererek çalıştırabiliyorsunuz. DXF ve U00 formatında export edebildiğiniz sürece herhangi bir programı kullanabiliyorsunuz. Ben AutoCAD kullanıyorum çünkü annem mimar, yıllardır böyle AutoCAD ile iç dışlı oldum. Küçükken bile evde AutoCAD atıyordu kafama. O yüzden ben AutoCAD seviyorum ama mesela döküm modeller yapmış arkadaşlar Jewel Cat, Rhino kullanabilirler. Onun dışında sanayiden gelen arkadaşlar Matrix'ten de model çıkart yapmıştım. Matrix, Type 3 kullanan arkadaşlar var. ArtCAM kullanan arkadaşlar var. DXF, U00 kaydedebildiğiniz sürece her türlü tasarım programını kullanarak modellerinizi Bengalmaster'a atabiliyorsunuz ve USB ile çok rahat bir şekilde atıyorsunuz. Peki bize en çok gelen sorulardan biri bu takım değiştiriciler arasında bir hız kaybediyor tabii ki makine. Yani modeli işlerken bir noktada durup diğer takımı alırken bir süre feda etmek zorundayız tabii imalattan. Bu süre aşağı yukarı ne kadar? Bir kalemin değiştirip diğerini yani alması ne kadar? 20 saniye gibi bir süre. 20 saniye civarında bir süre. Bu bir peki gerçekçi bir rakam mı? Böyle hani uçuyor muyuz şu an? Yani yok, gerçekçi. Yani. Niye uçuyor muyuz diye soruyorum. Çünkü YouTube izleyen arkadaşlar bilirler. Facebook'ta olsun, YouTube'da olsun. Video atan, makine kullanan veya makine imalatçısı arkadaşlar var. Böyle hızlandırılmış videolar koyuyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Makine çok hızlı hareket ediyor, yalnız kamera hareketleri de çok hızlı hareket ediyor. Yani bu doğal bir şey değil, bunu yapmamak lazım. Ben makine imalatçısı olarak bunu yapmayı kesinlikle tercih etmiyorum. Çünkü açıkçası insanları kandırmış oluyorsun aslında. Hani fark edilmese bile bir noktada kandırmış olduğum bir gerçek. Ve ben bunu yapmamayı tercih ediyorum ve şeyden de uzaklaşıyor. Hani sonuçta, gerçeklikten uzaklaşıyorsun, yani gerçek olmayan bir şey. Bu biraz şeye benziyor, hani 0-100 km 6 saniyede diyor araba. Ama o hiçbir zaman böyle hava akımı olmaması lazım, bilmem ne olması lazım. Hani gerçekçi değil. 20 saniye gerçekçi bir rakam. Zaten birazdan bu videoda ilk defa full bir üretim yapacağız. Yani parça parça çalıştırmayacağız. 5 veya 5 takım mı? 5 takım kullanacağız ve 5 takımı kesintisiz olarak göreceğiz ve burada siz de çok rahat bir şekilde biz konuşurken aynı hızda bizim takım değişme hızımızı 20 saniye olarak görebileceksiniz. Nasıl bir model yapıyoruz bugün? Alyans üzerine hem taş yuvası olan hem de grek dediğimiz bir model olan nokta ve tamam. Yol kalemi. Yine alyans üzerine çalışıyoruz. Bir önceki videoda spindle'ımızı anlatırken yine bir alyans üzerine çalışmıştık. Ama bir sonraki videoda C ekseni anlatırken bilezik üzerine çalışacağız. Bilezikçi arkadaşlar sinirlenmeyin. Ben Harun Bey ile konuşuyorum. Bilezik videolarını hazırlıyorum. Sonraki videoda. Peki aşağı yukarı kaç dakika sürecek bu 5 tane takımlık? Yani tahmini 3 dakika falan sürecek. 3 dakika civarında biz de bu sırada makine üzerinde sohbetimize devam edeceğiz. Burada 5 tane kalemimizde kullandığımız model yüklü bir şekilde hazır.
gördüğün her bir model, programımızı bilenler bilir, her bir model bir tane kalemi ifade ediyor burada ve her modelde takım bilgileri mevcut zaten. Hepsi ayrı bir takım. T11, 12, 13, 14 ve bunu göremiyorum şu anda. Diğer bütün ne kadar dalacağı, ne hızlı hareket edeceği, diğer bütün gerekli veriler zaten şuraya giriliyor. Hepsini hazırladıktan sonra start butonuna bastığımız anda makine arka arkaya takım değiştirmeyi de kendi yapmak üzere arka arkaya bu işlemleri sürdürüyor. Birazdan göreceğiz zaten. Neler göreceğiz? Güzel bir model. Bu güzel modeli göreceğiz. Yüzük üzerine çalışacağız. Evet, başlıyoruz hazırsak. Her şey hazırsa eğer bu operasyonu başlatabiliriz. Tekrar ediyorum, 5 tane kalem kullanacağız ve programı durdurmadan, videoları durdurmadan sürekli olarak aşağı yukarı ne kadar sürüyor bu model? 3 dakika falan. 3 dakika durdurmadan hem gerçek zamanlı görmüş olacaksınız hem de bizim videomuz ilk defa böyle bir şey deniyoruz. Daha önce hep videoları kesiyordum, kısaltıyordum. Çok uzun 3 dakika aynı işlemi yapıyorsa şey yapıyordum böyle. İşte bak, deneyime devam ediyorum. Konuşamadığım zaman bile bu videoyu durdurmayacağım. 3 dakika olduğu zaman bile kesiyordum, kısaltıyordum. Şu an öyle bir şey yapacağız. Hem gerçek zamanlı olarak izleyeceksiniz hem de biz makinenin üzerine bu sırada konuşmaya devam edeceğiz. Başlayalım operasyona. Evet. Hazırım. Startı ver. Ara sıra kameradaki arkadaş da yaklaşık uzaklaşacak. Şimdi ilk kalemimiz nedir? İlk kalemimiz... Biliyor musun? Yoksa beraber mi göreceğiz? Taş yuvasının deliklerini delecek. 1,5 milimetrelik taş yuvası. Taş yeri hazırlıyoruz. En çok Allianz konusunda en çok talep gören modellerden biri yani taş. Yani niye Allianz modeli yapıyoruz burada? Spindle'ı anlattığımız ve takım değiştirmeyi anlattığımız için Allianz modeli yapıyoruz. Çünkü takım değiştirme en çok Allianz'larda... Bu tip Allianz'larda çok fazla takım değiştirildiği için biz de bunu seçtik. Ve burada deliği deldi. Birinci kalem işi tamamladı çok hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi burada bu 10 tane takım değiştiricili spindle'ımız kalemi değiştiriyor ve işlemine devam edecek. Peki bu kalemler, 5 tane kalem kullanıyoruz. Burada kalemleri, değişik kalemler yaptırma şansımız var mı? İstediğimiz, kafamızdan tasarladığımız modelleri göndererek yani yaptırabiliyor muyuz? Tabii şöyle bir şey var. Mesela siz kullanıcı olarak bir kalem, kendiniz bir kalem belirlersiniz. Kullanıcılar orada, ben kullanıcı değilim, ben satıyorum. Sadece satıyorum, işlem devam ediyor. Kendinizce bir kalem belirlersiniz, bunu bize çizimli gönderirsiniz. Biz de bunu özel sipariş kalemlerde yapabiliyoruz. Makine ikinci işlemi de bitirdi hızlı bir şekilde ve üçüncü işleme geçiyor. Burada az önce bahsettiğim 20 saniyeyi görebiliyorsunuz. Takım değiştirme aşağı yukarı 20 saniye oluyor. Peki kalemlerin maliyetleri ne oluyor? Bunu kalemlerin maliyetleri, çelik kalemler çok ucuz değil bir fiyatları var. Elmas kalemler de boyutlarına göre ve şekilde... 15-20 dolardan başlıyor bildiğim kadarıyla. Hani dolar üzerinden satılıyor genellikle. Yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyor. Tamam. Maliyetleri çok fazla değil. Özellikle imalat oranını hesapladığınızda çok da düşük maliyetler karşınıza çıkıyor. Üçüncü işlem nedir? Üçüncü işlemde tırnakları, taşın tırnaklarını yapıyor. Bu işlem biraz daha uzun sürecek. Yakından bakarsak etrafına çerçeve çiziyor. Sanırım bunu iki aşamada mı yapacak? Evet, iki aşamada yapacak. İki aşamada çerçeveyi hazırlıyor. Burada üçüncü kalemi izliyoruz. Taş yerinin çerçevesini hazırladıktan sonra ikinci turda bitirdi sanırım makine. Tekrar dördüncü kaleme de geçecek. Bu takım değiştiricimizde 5 tane kalem kullanıyoruz. Peki bu tutucular ömürleri nedir? Bir ömürleri var mı? Bunları değiştirmemiz gerekiyor mu? Çünkü bunlar da bir maliyet sonuçta. Yani ömür şöyle bir anı. Yani bir minimum diyeyim. Kırılmadığı sürece yani herhangi bir deformaya uğramadığı, çarpma vurma, hata, bindirme olmadığı sürece, paslanmadığı sürece ya da bir darbe yemediği sürece yani minimum 10 yıl, 15 yıl gibi görünüyor. Bunlar uzun süreli sert malzemesi değil. Bu tutucular şu an spindle'ın içinde olduğu için göremediğimiz konik tutucular. ISO 10 diye geçiyor sanırım. Aynen, sanayideki isimleri. Bir ömürleri yok. Yıllarca kullanabiliyorsunuz. Yeter ki makineyle spindle'la bir kaza yapmayalım. Şöyle bir özelliği var. Onu da ben söyleyeyim size. İçinde kullanılan yardımcı pensler standart. Eğer 11 dediğimiz standart pensler. Bu yüzden maliyeti daha da düşürüyor. Yani çok özel bir şey olmadığı için hani yüksek fiyatı almamız gerekmiyor. Dikkatli olursak maliyetle ilgili kafa yormamıza gerek yok. Uzun yıllar kullanabiliriz. Beşinci aşamaya geçiyoruz. Son aşama bu. Evet, burada da buradan alacak line yol kalemimizde Greg modelini isteyecek. Greg modeli zaten bildiğimiz yıllardır kullandığımız meşhur model.
taş yerini bitirdi. Etrafına Greg modeliyle alias tamamlayacağız. 5 tane kalem kullanmış olduk. Çerçevenin yanında küçük noktalar da var. Onu da biraz sonra göstereceğiz size. Yani burada şöyle bir şey de var. Yani diğer kalemleri de ekleme yapabiliriz ama biz burada sadece skinini anlattığımız için böyle bir model seçtik. Burada makina direkt modelinde yapıyor. Motorun sadece kesme değil, elmas kalemler üzerinde de paylaşıyor. Kalemleri var, rahat keserse. Yine şu anda... Yine şu anda 50 binde bir hızda son işlemi tamamladı herhalde. Tamam. 5 tane kalem kullandık. Sanırım 3 dakikayı biraz geçti. Alyansımızı hızlı bir şekilde tamamladık. 5 tane kalem kullandık bu videoda. Burada 5 kalemi de görebilirsiniz. Delmesini yaptık, etrafını açtık, taşı takılabilecek hazır hale getirdik. Etrafında çerçevesini tamamladık ve bu şekilde taş yeri tırnaklarıyla beraber bitmiş oldu. Ve etrafından bu güzel noktaları yapmış olduk. Bu da yine bulunmaz nokta kalemlerle yapıldı tabii ki ve ardından Greg desenimizle modeli tamamladık. 5 tane kalem güzel bir operasyon yapmış oldu. Burada 10 tane takım değiştirici var standart olarak. Peki müşterilerimiz, ben 20 tane takım değiştirici istiyorum veya ben 5 tane istiyorum, benim için 10 tane fazla veya istemiyorum, ben normal bir spinini kullanmak istiyorum derse onlara nasıl tariflerde, nasıl ürünler? Yani şöyle, bizim makinemiz cevap verebiliyor muyuz? Standart olarak zaten 10 takım değiştirmeli olarak üretiyoruz biz. Hani standart olarak 10 takım değiştirme üniteyi oraya koyuyoruz ama 5 derse zaten problemimiz yok. Hani 5 tanesini kullanabilirler. Programımızda bunu ayarlayabiliyoruz. Bu yani düzeneyi işte, değiştirmeye gerek yok. Yani programlamayı limitleyebiliyoruz. 5 olarak limitleyebiliyoruz. Devamında işte 10, 15, 20 o zaman büyütmemiz gerekiyor. O zaman da mekaniksel olarak biz buna müdahale ediyoruz. Maliyet olarak çok büyük bir fark olacağını yok, sanmıyorum. Yok, çok büyük fark olmuyor. Yani devasa bir fark müşteriye yansımıyor bununla ilgili. Ama ben yani uzun yıllardır bu ürünleri pazarlıyorum, üretimini yapıyorum. Zaten teknik olarak Harun Usta bu işleri yapıyor. Ben hiç duymadım ki 20 tane takım değiştirici istiyorum diyen birisi. Yani hiç normal duymadım. Şartlarda şöyle bir olay var. Hayatımda duymadım. Ben yani çok kalemi alyansılar kullanırım bir model üzerinde. Hani bileziklerde daha çok işte diğer tarzda kalemlerle spinner'ı birleştirirler. Hani o da maksimum 5-6'yı geçmez yani kullanan tek model. O zaman söyleyebilir miyiz ki Bangle Master piyasanın aradığı mükemmel bir makine. Çünkü talebe uygun. Yani. Teşekkür ediyorum Harun Usta. Bu videoda da takım değiştirici üzerine biraz çalıştık. Daha önceki videomuzda spindle'ı tanımıştık. Bu videoda takım değiştirici. Bir sonraki videomuzda da diğer makinenin diğer özelliklerine, sanırım C eksenle devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki açıklamalardan diğer videoların da linklerini görebilir. Onları takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, kanalımızı ziyaret ettiğiniz, videolarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bizim ilk Türkçe video serimiz. Aylardır, yıllardır İngilizce olarak videolar hazırlıyorum çünkü iş yerinde, firmada ben özellikle yabancı pazarı takip ettiğim için ve YouTube'u da üstüme yıktıkları için, iş yerindeki arkadaşlar bu sorumlulukları almadıkları için, bana kitledikleri için bu işe İngilizce videolar hazırlıyordum. Ama artık dayanamayacağım. Zaten sizden de çok fazla yorum geliyor, niye Türkçe video yapmıyorsun diye. Türkçe altyazı koymayı düşündüm, olmayacaktı. Böyle bir video serisine başladım. Bu yüzden çok heyecanlıyım ama iyi gidiyor. Bu 4. videomuz. Bu video serisini 8 video olarak hazırladık. Diğerlerini de izleyip Bangle Master ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Diğer videolarda da diğer ürünlerimizi de tanıtacağız. Kalemlerimizi tanıtacağız. Bilezik ile ilgili başka form verme makinelerimiz var, tornalarımız var. Hepsini tanıtacağız. Bulunmaz YouTube kanalını izleyerek abone de olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Takipte kalabilirsiniz. Yeni videolarımızı görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Harun Usta da size teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.